Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adamları yerleştirdim. Okçu yapmadım şimdilik. Onun yerine şöyle bir şey yaptım. İki adamı da kapının önüne koydum. Yani hemen hemen aslında okçuyla aynı işe yarayacaklar. İki adamımız da burada duruyor. Adamları yerleştirdim. Şimdi Cassius'la bir konuşalım bakalım. Bugün ne yapıyoruz? Aslanım. Bu arada Cassius'un zırhını da şöyle değiştirdim. Diğerlerinden farklı olsun diye de çok değişmedi yani. Aslında bunun kaskını değiştirmek lazım. Buna bir netherite kask versek gerçi o da kötü gözükür. Bunların kafalar tabi uzun olduğu için şey yapamadım. Config dosyasından bunların kafaları falan düzeltiliyormuş da. Config dosyasını açmak için farklı programlar indirmem lazım. Hiç uğraşmadım. Şimdi kurcalar bozarım. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi aslanım neymiş bunlar, ver bakalım. Gelen mektubumuz var. Bunları bir okuyalım. Maksimum sana bir mektup var. Kimin gönderdiği yazmıyor. Allah Allah. Bu ne? Ayrıca Kral Batlamyus acilen kendisiyle görüşmeni istiyor. Tamam, gideriz. Acilse. Maximus, ben Lady Vanessa. Aha, Lady Vanessa'dan mektup. Aslında artık sadece Vanessa. Kuzeyde sahilde bir balıkçı var. Gidip onunla görüş ve yanıma gel. Konuşmamız gerek. Kuzeyde sahilde balıkçı var. Kuzey sahil. Kuzey sahil. Kuzey. Sahil balıkçı. Aha, bu mu? Herhalde budur. Tamam, bir ara uğrarız yanına. Dur şimdi. Atımıza bir binelim. Önce bir Kral Batlamyus'un yanına gidelim. Bakalım ne diyecek. Valla kral bizi bir sevmiyor gibi bak ha. Yani bizim sayemizde kral oldu çakal. O da ayağına denk alsın da şimdi. Gerçi adamı da kendi elimizle kral yaptık. Gücü de verdik eline ama. Oğlum siz gene mi geziyorsunuz lan burada? Ben bunları bir tur temizlediydim, bunlar gene çıkmış. Habire çıkıyor bunlar ya. Hayırdır oğlum, bir üstüme falan yürüyorsunuz. Adamları çağırırım şimdi bak abi, benim canımı sıkmayın. Neyse, bir gidelim bakalım kralımızın yanına. Bu arada hikaye açıldı. Hikaye açıldı artık. Bol bol yapıda görürsünüz. Ki ayrıyetten dediğim gibi bir şehir daha olacak ama spoiler vermek istemiyorum, o yüzden izleyin. Farklı kaleler, farklı yapılar falan olacak bu arada serinin devamında ama ikinci şehirden sonra üçüncü bir şehir muhtemelen olmaz. Dediğim gibi çünkü bu bir önceki sezon kadar uzun bir sezon olmayacak. Bir tık daha kısa olacak bu. Gerçi belli de olmaz lan, sararsa devam ederiz. Niye devam etmeyelim? Bir de mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyorum. Hani yine orta çağdayız. Tabii yapılacak şeylerin belli bir limiti var orta çağda. Mümkün mertebe hani bir önceki seriye benzetmemeye çalışıyorum ama bir yerden sonra yine önceki seriye doğru dönecek yani yavaştan. Onu yapabileceğim bir şey yok. Atımızı şuraya bıraktık. Ben gene yanıma para almadım. Şu bir tane para kesesi vardı ya, onun içine para koyup yanımda gezdireceğim onu ya sürekli. Bir arkadaş da yorumlarda yazmıştı zaten. Onu yapalım. Yanımızda hep para bulunsun. Neler kolay gelsin. Bakalım Kral Batlamyus ne diyecek. Kralım. Neydi Kleopatra? Buyurun, benimle görüşmek Reis pardon, botunu çıkardım. Benimle görüşmek istemişsiniz. Maximus, mektupta yazdığına göre Kral Olaf bizden haftalık 1000 sikke istemiş. Heh, geçen bölüm Kral Olaf'ın yanına gitmiştik. Kral Olaf Cavallı olan, yani Kral Cavallı olan bir anlaşması varmış. 1000 sikke veriyormuş Kral Cavallı'na. O da 100 köle veriyormuş karşılığında. Krallık bu parayı ödeyemez. Fakat Lord Trajan ödeyebilir. Niye lan? Lord Trajan'ın özelliği ne? Kral Cavallı'nın eski altınlarını bulmuş. Çakal, çakal. Sen Lord Trajan'ın altınlarını almışsın. Ya kralım, orada biz bir bilgi almıştık, şey var diye, köle var diye. Kes. Kendim okuyunca böyle bir değişik oldu. Lord Trajan tek bir şartla ayrın altınları paylaşacağını söyledi. Kızıl çapayı Lord Trajan'a teslim edeceksin. Oğlum ben niye durduk yere? Ben de sana eski kalemi vereceğim. Bana vergi ödemeyeceksin fakat krallık savaşa girerse askeri destek vereceksin. Bunun dışında ucu krallığa dokunmadığı sürece istediğini yapabilirsin.
Şimdi gidebilirsin. Kızılçapayı boşaltmak için bir haftan var. Eyvallah kralım. Eyvallah. Anasını satayım. Durduk yere toprağımızdan olduk. Ya bu Lord Trajan'ın götünü keseceğim ben ya. Bu da çakal bizim sayemizde kral oldu, bir de bize racon kesiyor. Biz olmasak kral olamayacaktı ha. Kral Cavalı başka öldürecek biri yoktu çünkü. Biz indirdik Kral Cavalı. O değil de lan, Lady'ye yazık oldu ya. Kadın sağda solda sürünüyor şimdi. Bir onun da bir yanına gidelim, görüşelim. Babasını bizim öldürdüğümüzde bil. Ulan bak, aslında bir şey söyleyeceğim. Biz çok sakat yerdeyiz ha. Şu an Kral Batlamyus'un istediğini yapmak zorundayız. Çünkü Kral Cavalı öldürdüğümüzü bir tek o biliyor. Ya bize suç atıp kendini temize çıkarıp bizi öldürtebilir. Öyle bir şey, ben atı almadım. Nereye gidiyorum acaba? Dur atı çağıralım ya, geri gitmeyeyim. Allah'tan şu modu indirmişim bak ha. Bazen hayat kurtarıyor. Ya ben şimdi bu güzelim surlu yeri bırakıp şu dandik kaleye mi gideceğim ya? Ulan o kadar da ne güzel burayı ticaret merkezine çevirdiydik. Neyse, yapacak bir şey yok. Kral söyledi, gideceğiz. O kaleyi geliştirir, bir şeyler yaparız ya. Yani istediğini yapabilirsin dedi ucu krallığa dokunmadığı sürece. Ulan biz gidip diğer krallıklara para lastiği, yok onu yapamayız, olmaz da. Yani para kazanmamız lazım. Burası iyi bir ticaret noktasıydı. Yani gelen tüccarların kalacak yeri vardı. Han var burada. Öbür tarafta ticaret yapamayız ki. Bize para kazanmak için bir şey lazım. Yani ya kelle avcılığı yapacağız. Suçluları yakalayıp indireceğiz falan. Ya öyle bir şey yapacağız. Ya böyle ufak bir birlik olarak paralı askerlik yapıp bazı köylere gidip veya işte böyle ufak şehirlerde, ufak köylerde gidip sorunları çözeceğiz. Yani sorunları çözmekten kastım, örnek ver. Bir köy düşünün. Köy diyelim ikiye bölünmüş. Aralarında bir kavga çıkmış. Bir taraf bir şey diyor, öbür taraf başka bir şey diyor. Bir sorun çözmeye gidebiliriz veya bir tarafı destekleyip diğer tarafı indirebiliriz. Ufak tefek işler yani sacısı. Şimdi Lady Vanessa'nın yanına gideceğiz. Direkt oraya gitseydik hatta lan. Niye buraya geldik ki? Burada yapacak bir şey yok. Yanıma para alayım mı? Lazım olur mu? Ben şu keseyi alayım da şu kese full benim yanımda gelsin. Şuradan bir gidelim. Tamam, şu kese var burada. Ben şu kesemi bir alayım. Kesenin içi boş mu? Kesin boştur. Bir stack artı 29'luk varmış. Çok da fullemeyelim. Ölürsek falan şey olmasın. Yani ölmeyiz de. Yaralanırız, bayılırız. Soyarlar bizi falan, o tarz bir şey olursa diye. Buradan atladım hemen. Atımıza binelim gidelim. Bir time set çekeriz uyumuşuz gibi. Hemen yola çıkalım bakalım. Tek başıma gideceğim yine. Lady Vanessa'nın çünkü durumu sıkıntılı. Aslında uzun yere, uzun yola gidiyoruz daha doğrusu. Bazı şeyler olabilir, sıkıntılar çıkabilir yolda ama kendimizi savunacağız artık. Lady Vanessa'nın durumu tehlikeli çünkü. Kral Batlamyus onu bulursa %90 öldürtür. Ulan Batlamyus bak bizim için de sıkıntı. Bu ne lan, koskoca şey var. Çünkü bizim Kral Cavalı öldürdüğümüzü bilen tek kişi Batlamyus şu an. Ve bunu da bildiği için bize her türlü şeyi yaptırır bak. Şimdi dedi ki orayı bırakacaksın, şeye geçeceksin. Orayı Lord Trajan'a teslim edeceksin. Bir şey diyemedik. Niye? Çünkü şeyi biliyor. Kralı öldürdüğümüzü biliyor. Gider öter çakal. Ben hiç güvenmiyorum. Bu bize güya askeri destek vereceğim, ben sana para vereceğim falan filan dediydi. Kralı öldüreceğimiz zaman. Onların da hiçbirini görmedik. Askerler bir ara geldi. Kendi mülkünde bir isyan çıkmış. Gittik orayı bastırdık. Doğru mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz. Yolumuz biraz uzun. Gidelim bakalım. Bu arada abone değilseniz... Ne oluyor lan? Abone değilseniz ve abone olursanız... Konuşamadım. Bak şimdi at takıldı bütün... Benim kafiyeli cümlem bitti şimdi.
Kısacası abone olursanız sevinirim. Bir de Minecraftçılar. Oğlum bak kesin o sizsiniz de. Oğlum şu bak Days Gone diye ne güzel zombili oyun izliyoruz. Arada bir izleyin lan. Zombili bir oyun izliyoruz dedim ben galiba az önce. Oynuyoruz. Şu Minecraft'tan bir kurtulun oğlum. Biliyorum kanalda böyle nasıl söyleyeyim. Safkan Minecraftçılar var. Sadece Minecraft videosu izleyenler. Farklı oyunlar da izleyin oğlum ya. Beyniniz kare olacak ya. Geldik mi lan? Bayağı da geldik ha. Emaneti çekeyim de ne olur ne olmaz. Gerçi balıkçı dedi ama. Oo tekne falan var. Bir yere mi gidiyoruz lan? Bak 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 yavrum benim. Denizin dalgalarını görüyor musun? Bak bu fizik modu sağ olsun. Burada bir reis var ama. Selamünaleyküm. Balıkçı sen misin? Bu galiba. Sen kimsin? Ben Maximus. Demek adın Maximus. Burada ne arıyorsun Maximus? Lady Vanessa'dan mektup geldi. Tamam kusura bakma. Senin gerçekten Maximus olduğuna emin olmalıydım. Lady geleceğini söylemişti. Yelkenli tekneme al ve batıya doğru ilerle. Sahilde dikilmiş bir kütük göreceksin. Oradan ormana doğru dümdüz ilerle. Lady seni bekliyor. Tamamdır. Kral ben bu geceyi burada geçirirsem senin yatak var mı? Sabah yola çıkayım. Harbi balıkçı bu ya. Tek başına yaşıyor herhalde adam burada. Bu arada şimdi aklıma geldi. Sahile o kütüğü ben koymadım ama yeri biliyorum. Bak yavrum benim. Deniz ne güzel gözüküyor. Benim at kalsın reis. Geri geleceğim nasıl olsa. Senin şu yelkenli tekneyi bir alalım. Şimdi sahilden düz ilerleyeceğiz. Batıya doğru. Gideceğimiz yer burası zaten. Gemiyi de şurada bir yerde bırakırız. Sahile bir kütük koyacaktım ben de onu unuttum. Gel kendimizi bir açalım. Gidelim bakalım. Oğlum bu fizik modu harbi çok iyi ya. Ben bunu bütün serilerde kullanırım ha. Bu arada bak farkındaysanız böyle yani dalgaların üstünden gemi dümdüz atlıyor. Oyundaki orijinal tekneyi kullanırsanız böyle sağa sola falan da yatıyor gemi, şey tekne. Yani tekne dediğim şu küçük bot var ya. Kürekli. Oyunun orijinal botu. Onu kullanırsanız onda böyle işte sağa sola falan da yatıyor. Bayağı gerçekçi oluyor. Bu dalgaların bu arada yüksekliğini vesaire her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlarından modun. Yağmur yağınca zaten bu dalgalar büyüyor, hızlanıyor falan. Tabii bu şu an modda olduğu için bu tekne dümdüz inip kalkıyor sadece. Ama yine de fiziği algılıyor. Ben hiç algılamaz diye düşünüyordum fiziğini. Yani şu suyun fiziğini algılıyor. Tek sıkıntı şu sahil çok düz kalıyor. Yani toprağa bağlı olan kısım çok düz kalıyor. Ben buraya geçtim mi lan? Gidiyoruz ama. Daha varmış. Arkasında da şöyle iz bırakıyor. Bak çok güzel ya. Yani. Bu arada dalgaları görün diye bir tur yağmuru da açabilirim. Bak biz ufaktan şöyle bir sahile doğru yanaşalım. Şu şeker kamışlarının oraya çıkayım mı ben? Çıkayım. Tamam burası iyi gibi ya. Neredeyim şu an? Tamam gelmişim. Tekne burada bir dursun bakalım. Aha duman çıkıyor. Bunlar buraya kamp kurmuş lan. Ben dedim herhalde bir akrabası bir şey varsa yanına gider. Emaneti indirelim de sıkıntı çıkmasın. Selamünaleyküm ben Maximus. Lady ile görüşmeye geldim. Lady beni bekliyor zaten galiba. Lady'm. Hi. Şimdi şöyle bir durum var. Bu NPC'lere konuşma metni veremiyoruz. Bu NPC'lerin envanteri var. Ama bunların envanterine erişmek için ya evlenmemiz ya da bizim çocuğumuz olması gerekiyor. Şu an böyle bir şey olmadığı için Lady'nin konuşma metnini buraya yazdım. Maximus gelmene çok sevindim. Babam ölünce saraydan kaçmak zorunda kaldım. Güvendiğim adamlarımla buraya kadar geldik. Ormanda haydutlar bize saldırdı. İki adamım öldü. Kendimi savunamam ve gidecek yerim yok. Kral Batlamyus'la aranın iyi olduğunu duydum. Sarayda hala bana ve
Babama olacak o. Ha dur, şuraya mı yaz? Ha, babama yazmışım, bana diyor kızım. Babam ve bana sadık insanlar var. Seninle gelmem gerek. Saraydaki dostlarıma ulaşabilirsem Kral Batlamyus'a suikast düzenleyebilirim. Seninle gelmek zorundayım Maximus. Yoksa burada öleceğim. Ulan bak, Batlamyus'a suikast. Mantıklı mı? Düşününce mantıklı. Bunun babasını öldürdüğümüzü bir tek bu şey biliyor. Batlamyus biliyor. Batlamyus'u ortadan kaldırırsak yine kralın kimin seçildiği önemli değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Vanessa'cığım, yanlış düşünüyorsun. Batlamyus ölünce sen gene başa geçemeyeceksin ki. Nüfuslu olan başka bir adam geçecek başa. Sen gene tehlikedesin yani. Senin biriyle evlenmen lazım. Batlamyus'un kızı var da karısı var mı acaba? Batlamyus'la evlensen diyeceğim de yok. Batlamyus'u indirmemiz lazım abi. Biz sıkıntıdayız. Batlamyus'u indirip yerine geçecek olan kişiyle Vanessa evlenebilir. Geri şuraya bırakalım. Sandığınızda ne var? Ekmek var. Paranız var mı? Para çantanız varmış. Ben size bakacağım. Gel benimle. Aslanlar toplanın, gidiyoruz. Çadırlara falan bırakın. Gerek yok çadırlara. Hepiniz beni bir takip edin bakayım. Şimdi buradan uzama zamanı. Şimdi gideceğiz. Tekneye binelim hepimiz. Geriye gidelim. Şimdi sıkıntı şu. Bunların adamları da çok dikkat çekiyor. Neyse, adamlar da gelsin bizimle. Ne olur ne olmaz. Şimdi Lady'yi Kızılçapa'da tutacağım. Bir hafta süremiz var bizim de. Biz de Kızılçapa'dan gideceğiz. Kaleye gideceğiz ya. Lady'yi kalede biraz daha iyi saklarız. Çünkü tüccar falan gelmeyecek ki oraya zaten. Bir ticaret yeri değil orası. Çok fazla insan da gelip gitmeyeceği için Lady'yi daha rahat saklarız. Şimdi Batlamyus'un bence de ölmesi lazım. Beyler, siz şu gemiye binebileceğiniz mi bakayım? Gelin bakayım şöyle bir. Heh, iyi. Kaç kişi alıyor bu gemi bilmiyorum ama. Sıçtık. Lan 5 kişi alan gemi mi olur lan? Aslanım, sen bir insene ya. Dur. Sen bir insene. Seni nasıl indireceğiz? Herkesi indirmek lazım şimdi. Herkesi tekrar bir gemiye alabilir miyim ben? Bir tane adam duruyor. O hariç. Aslanım sen burada kalacaksın. Kusura bakma. Gemide yer yok. Özgürsün artık aslanım. Beni izleme. Özgürsün. Dur ben seni bir serbest bırakayım. Ya da sen neyse dur tamam. Hadi görüşürüz. Ulan adamı da bıraktık burada da. Ne bileyim ya. Bir ufacık. Oho. Bagladım lan. Ne bileyim oğlum, ben en azından şu ön taraflara da birileri oturur diye varsaymıştım. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir gidelim bakalım biz de. Şimdi şuradan. Bu arada dalgalar şöyle değil. Okyanusun ilerisinde dalgalar daha büyük değil. Dalgalar hep aynı böyle. Bunun işte şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bak, şu an bak, fark ettiyseniz böyle dalgaların tepesi beyaz beyaz. Hani böyle dalgalar çarpıyormuş. Daha doğrusu güneş vuruyor aslında ama. Dalgalar çarpıyormuş gibi. Şu beyazlıkları falan bile her şeye ayarlayabiliyorsunuz ama böyle güzel gözüküyor. Geçtik mi lan bir şeyi? Yo, doğru gidiyoruz. Bakayım. Aynen. Şöyle bir yanaşalım şuraya. Beydim. Şimdi siz oradan ineceğinizle beni takip edebileceğiniz mi acaba? Gelin bakayım benimle. Bir tanesi geri bindi. Beydim bir saniye, burada bekler misiniz? Öbürü de gitti, bota bindi. Neyse, bu adamları sonra şey yaparız. Sen de şurada dur madem.
Leydim sizin için atımız yok. Leydim şöyle yapalım. Hi. Beni takip edin. Siz buyurun benim Hi. atıma binin. Ben size eşlik edeyim. Gidelim. Adamlarınız şimdilik burada kalsın Leydim. Onlara ben farklı zırh yollayacağım. Daha sonra yanımıza gelirler. Bu zırhlarla çok dikkat çekerler. Leydim bir saniye. Şu adamın da cebine para sıkıştıralım da ötmesin oğlum. 29 altını vereyim ben gitsin buna. 29 altın bu adam için çok para. Ötmez ya. Balıkçı aslanım. Hiç kimseyi görmedin, duymadın. Hediyeyle gidelim. FPS'de oynayacağım. Koşamadım. Hadi dikenlere oturtmayalım. Doğru mu gidiyoruz? Dur bakayım. Şimdi bizim base'e geri döneceğiz. Şimdi plan şu. Lady'yi önce buraya getiriyoruz. Zaten bizim adamlara da söyleyeceğim toplanın diye. Önümüzdeki bölüm muhtemelen kaleye gitmiş oluruz. Komple toplanıyoruz. Eşyalarımız vesaire ne varsa kaleye taşınıyoruz. Lady'yi kalede saklarız. Ona bir oda ayarlarız. O odada kalır. Onda sıkıntı yok. Kale çok büyük değil. Yani kale çok büyük olmadığı için saklamamız kolay mı olur, zor mu olur? Bence kolay olur. Çünkü burası dediğim gibi bir ticaret yeri olmadığı için burası gibi büyük bir alan değil. Han yok, bir şey yok orada. Burada şöyle bir durum var. Lady'yi çok daha rahat saklarız. Gelecek gidecek olan kişi sayısı çok az. Kimse gelip gitmez bile aslında yani. Gelmelerine gerek yok. Belki kral falan arada bir gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Puştum. Şimdi hedefimiz kralı indirmek. Biz bu kralı da indirelim. Kral Batlamyus'u. Kral Batlamyus'u bak, Lady'nin sarayda tanıdıkları varmış. Lady'yi kaleden çıkaramayız şu kaleden. Lady'ye mektup yazdırırız. Mektubu alıp biz kendimiz saraya gideriz. Saraydaki işte kimse artık o. Hala Lady'ye sadık olanlar. Onlara veririz. Kral Batlamyus'u da bir şekilde indirmemiz lazım. Daha sonra Lady'nin başa geçebilmesi için Kral Batlamyus'un yerine geçecek olan kişiyle Lady'yi evlendirmemiz lazım. O yüzden bizim aslında şu an bütün lordlarla tek tek tanışmamız lazım. Lord Trajan'ı geç. O puştun teki. Kral Batlamyus. Bunların dışında 5 tane daha lord var. Bu 5 lordla gidip tek tek tanışmamız lazım. Bu 5 tane lordla tanışıp işte artık içlerinden en iyisi hangisiyse, en genci mi artık, Lady Vanessa'ya göre birini seçeceğiz. O adamlar hakkında bilgi toplayıp Lady Vanessa ile konuşmamız lazım. Ona göre Batlamyus öldükten sonra destekleyeceğimiz kişiyi belirlememiz lazım. Hedefimiz bu. Temel hedefimiz. Tabii şimdi buradan ben oraya kadar Lady ile koşmayacağım böyle. Bunu video dışı hallederiz artık. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.